Herkese günaydın. Piyasa Masası ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Efendim bugün 28 Ekim, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Tüm Türk milletinin, tüm Türk ulusunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız bu günlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle anıyoruz ve silah arkadaşlarını bize armağan ettikleri için diyelim. Bu güzel temennilerle güne başlayalım ve yarım gün olacak borsa biliyorsunuz. Borsa İstanbul'da saat 12'den sonra işlemler geçmeyecek. Düne baktığımızda pozitif bir kapanış yapmıştı. Her ne kadar pazartesi günkü o %4'e varan satışlar yaşansa da dün tamamını telafi edemedi belki borsa ama %0.71'lik bir kazanımla günü kapatmıştı. Bugünkü beklentilere baktığımızda küresel risk iştahı pozitif için borsa olduğu için Borsa İstanbul'da da dünya borsalarına paralel yine iyimser bir açılış beklentisi var. Yani sınırlı alımlar olabilir bu yarım günde deniliyor. Biliyorsunuz yarın tatil, borsa kapalı olacak. Cuma günü tekrar işlemler başlayacak. 1,5 günlük tatil öncesinde de bugün pozitif bir kapanış beklentisi var. Elbette saat 10.30'da yaklaşık 45 dakika sonra enflasyon raporunu karşılayacağız. İstanbul'da Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binası Ümraniye yerleşkesinde olacak enflasyon raporu ve fiziksel bir toplantı olacak. En son Temmuz enflasyon raporunda %8,5'luk yıl sonu için bir enflasyon rakamı paylaşmıştı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. YEP'teki son açıklanan rakam ise %10'ların üzerindeydi. Dolayısıyla yeni ekonomi programına paralel enflasyon rakamlarının da beklentisinde bu yıl sonu için %10'ların üzerine çekmesi bekleniyor. Cumhur Örnek ve Gizem Uzuner Gençlük bizim için Ümraniye'de şu an Merkez Bankası'nın toplantısını takip edecekler. Enflasyon raporu özel yayınımız olacak bugün 10.30'da. Başkan Uysal'ın son faiz kararında neden faizleri arttırmadığını, piyasa beklentisinin aksine faizleri sabit tuttuğunu, enflasyona dair değişkenleri, merkezin rezervlerindeki son dönemdeki düşüşü ve daha birçok swap piyasasına ilişkin ve geçiş likidite penceresine ilişkin de sorular olacak. Bunlara cevabını biz de takip edip konuklarla değerlendireceğiz. Şimdi gelin piyasalara bakalım. Açılış öncesinde hemen Ahlatçı Yatırım'a gidelim. Arda Döşer olacak karşımızda. Arda hoş geldin. Yarım gün ama önemli de bir gün Türkiye piyasaları için. Başkan Uysal'ı dinleyeceğiz hep beraber. Onun öncesinde senin beklentilerin nedir? Bir yandan bu arada şunu da sorayım. Gram altının dün 500 TL'ye geçmesi ki seninle geçen hafta da konuşmuştuk. Yükselişin devamını bekliyorum demiştin. Dediğin gibi de oldu ama daha da devamı gelir mi diye merak ediliyor. O yüzden ekstradan altına dair görüşlerini de rica edelim. Tabii öncelikle günaydın, iyi sabahlar. Öncelikle yurt dışındaki görünümden başlarsak tabii Covid-19 salgını hem Avrupa'da hem ABD tarafında artması, İtalya, İspanya'dan sonra İngiltere'den sonra Fransa'nın da bugün açıklamalar yapması ve yeni kısıtlamalara gitmesi bekleniyor. Almanya'da da dün Merkel buna benzer cümleler kullandı. Yeni kısıtlamaya dair, kapatmaya dair cümleler kullandı. Yani şu anda Covid-19 salgının artması ve kısıtlamalar dünyada risk iştahını azaltmış durumda. Dün hem ABD tarafında hem de Avrupa tarafında sert satışlar gördük borsalarda. Borsa İstanbul tarafına gelince Borsa İstanbul tarafı bundan mukabil olarak gün içerisinde satışlar görse de ancak daha sonra tepki alımları geldi. Özellikle bankacılık sektörünü pozitif kapatmayı başardı. Bugün özel konuşursak da Merkez Bankası sunumu var. Bu piyasa üzerinde etkili olabilir. Özellikle vereceğim mesajlar veya beklentilerde bir güncelleme gider mi gitmez buna bakacağız. Bu piyasalar üzerinde etkili olabilir. Borsa İstanbul tarafında seviye için tabii tepki alımları gelebilir. 1135 ile 1160 arasında dalgalanmanın devamını bekleyebiliriz. Şu anda 1135'in aşağısına getirecek bir durum şu an itibariyle yok gibi gözüküyor. Gün içerisinde tepki alımları gelebilir. Dolar TL tarafına gelince TL tarafı negatif ayrışmaya devam ediyor. Şu anda bunun geri döndüğüne dair veya tersine döndüğüne dair bir ayrışım, bir durum söz konusu değil. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. Yani dolar TL'de yüksek volatilitenin devamını şu anda öngörebiliriz. Gram altın tarafında aslında altının kendisinde fazla bir hareket yok. Ons altın yatay seyrin devam ediyor. Ama gram altın dolar TL ve ons çaprazlamasından oluştuğu için hem dolar TL hem de onsun hareketlerine etkileniyor. Ons tarafı sakin. Ancak dolar TL'deki yukarı yönlü hareketler şu an 8.20'nin üzerine çıkmayı başardı. Yukarı yönlü hareketler gram altını yukarı doğru etkilemeye devam ediyor. Az önce söylediğim gibi dolar TL'de yüksek volatilite dalgalanma devam ediyor. Bu da gram önümüzdeki günler yine daha yüksek seviyeleri göstermesine sebebiyet verebilir. Yani 505 ve civarlarında doğru hareketler görülürse sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Gramdaki hareketin yavaşlaması için dolar TL'deki hareketin yavaşlaması gerekir diye düşünüyorum.
Bu arada bugün piyasalar dediğiniz gibi yarım gün, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğundan dolayı bugün piyasa yarım gün. Şimdiden halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu vesileyle kutlamak isterim. Arda, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve kutlamanın için de güzel temennin için. Arda Duruşer'in görüşlerini aldık. Şimdi bugüne dair önemli bir gelişme resmi gazetede yayınlandı. Haberin detaylarını hemen aktaralım size. Şirketlerin temettü politikaları, biliyorsunuz temettü veren şirketlerde oradaki sınır %25 olarak karar verildi. Aslında tüm dünyada pandemiyle mücadele ederken, Covid'le mücadele ederken şirketler için bu kararlar alındı. Örneğin Avrupa'da da, keza Amerika'da da bakıldığında da temettü sınırlaması ve temettü yasakları var. Çünkü önemli olan nakit akışını kontrol etmek, kar dağıtım yılından ziyade şirketlerin daha itidalli olması adına, risk yönetimi adına temettü dağıtmaları da sınırlandırılmıştı. Eylül itibariyle aslında sona eriyordu. Fakat yıl sonuna uzatıldı bu temettü dağıtmama kararı. Şimdi hem bunu hem de bu dönemde şirketlerin nakit akışını kontrol etmek için başka nelere gereksinim duyduğunu detaylarını konuşalım. Ahmet Camgöz olacak telefon hattımızda. Grand Toronto Türkiye ortağı. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Günaydın Gizem Hanım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ne dersiniz? Hem Türkiye'de hem de dünyada bu pandemiyle mücadele sırasında şirketlere temettü konusunda sınırlama getirilmesini sorayım öncelikle. Sonrasında da Türkiye özelindeki %25'lik limitin, yasal sınırın bugün resmi gazeteyle yıl sonuna ötelenmesi nasıl karşılarsınız? Teşekkür ederim. Biliyorsunuz bizim Nisan-Mayıs aylarında pandemiyi kontrol altına alabilmek amacıyla çalışma ödeneği, vergi ertelemeleri vesaire birçok konunun yanı sıra bir de bu kar payı dağıtımı yasağı getirilmişti. Aslında burada şöyle bir felsefe var. Birçok ülkede de oldu bu dediğiniz gibi. Çünkü devlet bir yandan firmalara kaynak aktarırken bu ertelemeler ve kısa çalışma ödeneği vesaire gibi, bir yandan da şirketin ortaklarının kaynak çekmesi tabii genel felsefeye aykırı oluyor. Bu nedenle şirketlerin ortakları da ellerini taşın altına koysunlar diye böyle bir düzenleme getiriliyor. Bizim de 17 Mayıs 2020 tarihinde böyle bir resmi gazetede tebliğ yayınlanmıştı. O tebliğ diyordu ki şirketler 30 Eylül 2020'ye kadar kar payı dağıtımı yapamazlar. Bunu sınırladık %25 ile demişti. Ayrıca bu bazı şartlar saymışlardı bu tebliğde. Örneğin kısa çalışma ödeneğinden yararlanan firmalar, nakit desteği alan firmalar hiçbir şekilde kar payı dağıtımı istisnasından yararlanamazlar demişlerdi. Ama tabii iç kaynakları bir şekilde destekleyecek, öz kaynakları olumlu yönde etkileyecek bazı konulara istisna tanınmıştı. Mesela İç kaynaklardan sermaye artırımında kullanacaksınız bu kar paylarını. O zaman izin veriliyordu. Bu gibi istisnalar da söz konusu. Bu arada şunu da belirtelim. Küçük işletmeler çok bu işte mağdur olmasın diye 120 bin liraya kadar ki ve bunun altındaki kar paylarının dağıtım için izin var. Onu da vurgulayalım. Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Grand Toronto Türkiye ortağı Ahmet Camgöz'ün görüşlerini aldık bu temettüdeki uzatıma dair. Bu arada şunu da hatırlatalım. Bazı şirketler özellikle 2021 yılında, biliyorsunuz 2020'nin yani bu yılın kar payı dağıtılacaktı. Bu ötelemeden ötürü, yani %25'lik limitten ötürü toplu bir dağıtımda düşünebiliriz demişlerdi. Şimdiye kadar aslında karında sıkıntı olmayan, nakit akışında sıkıntı olmayan ve bu limit olmasaydı aslında %25'in üzerinde temettü dağıtabilecek şirketler limitten dolayı birikmiş toplu bir temettü ödemesi de yapabileceklerini söylemişlerdi. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, fakat bu kararla zannediyorum ki 2021'in ikinci yarısına kaldı temettüler. Borsa İstanbul beklentilere paralel pozitif bir açılış yaptı. %0.71 yukarıda. Günün kapanışı düzeltelim. 1152 puan seviyesinden kapattı borsa dün günü. Bugünkü açılış rakamını henüz bilmiyoruz. Bu dünün kapanış rakamı. Birazdan arkadaşlarımız onu da ekrana getirecek. Beklentiler
pozitif bir açılış yönündeydi ama bakalım yukarı yönlü bir hareket olacak mı? Şimdi şirket haberlerine geçeceğiz birazdan. Borsa açıldıktan sonra negatif bir açılış yaptı. %0.22 1150 puan seviyesinden analistlerin beklentileriyle kıyaslandığında sınırlı bir satışla güne başladı. 1150 puan seviyesinden diyelim ve geçelim şirket haberlerine. Bakalım borsada bugünkü fiyatlamada yarım günlük işlemlerde hangi şirketler fiyatlanacak? Birazdan fiyatlamalar oturduğunda da yönetmenimizden rica ederiz. En çok düşenler ve en çok yükselenleri de bir 2-3 dakika sonra ekrana taşırız. Şimdi en sıcak haber şirket haberleri içerisinde Yapı Kredi tarafında geldi. Önce onu paylaşalım. Yapı Kredi 367 gün vadeli 284 milyon dolar ve 440.5 milyon euro olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 805 milyon dolar sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Yapı Kredi 367 gün vadeli 805 milyon dolar toplamda bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Borçlanmalara baktığımızda ise orada dolar ve euro için sırasıyla dolar için Libor artı %2,5, Euribor için de %2,25, yani Euribor artı 2,25, Libor artı 2,5'tan borçlandılar. Geçtiğimiz günlerde yine biliyorsunuz Akbank'ın sendikasyonu vardı. Benzer bu faize yakın seviyelerden borçlanılmıştı. Tabii ki bankaların sendikasyonları bu dönemde pozitif. Her dövizle borçlanma ve her gelen talep de şu an Türkiye'deki döviz açığı ve döviz ihtiyacı için önemli. Rollover'lara baktığımızda %80'lerden 95 yüzlere tekrar gelmeye başladı. Dolayısıyla dövizle borçlanma anlamında da hala %100'ün üzerine çıkılmasa da sektörde yavaş yavaş rakamlar da yükseliyor. Bunu da hatırlatalım. Bu arada Almanya'dan da bir son dakika var. Almanya şansölyesi Merkel, Almanya'da bar, restoranlar bir ay kapatılmalı dedi. Bunu teklif etti. Almanya'daki shutdownlar, kapanmalar devam ediyor. Bakalım bar ve restoranlar için hizmet sektörünü maalesef olumsuz etkileyecek bir haber bu. Bir ay kapatma teklifi hayata geçirilecek mi? Gelelim buradan hemen bilançolara. Evvelsi gün Yapı Kredi bilançosu açıklanmıştı. Orada beklentilerin üzerinde bir kar rakamı ve pozitif bir bilanço görmüştük. Dün de Garanti BBVA ve Akbank'ın karlarını karşıladık. Hem Akbank'tan hem de Garanti Bankası'ndan pozitif bilanço rakamları geldi. Yapı Kredi ile beraber bankalarda iyimser rakamlar açıklanmaya devam ediyor. Akbank'ın 3. çeyrek 2020'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %4 oranında azalarak 1.5 milyon TL'ye gerilese de piyasa beklentisi olan 1.2 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin sebebi de özellikle Akbank'ın ticari kar rakamının beklentilerin üzerinde gelmesi etkili olmuş. Hemen Garanti Bankası ile devam edelim. Orada da 2020 yılının 3. çeyreğindeki net dönem karı Garanti Bankası'nın bir önceki çeyreğe göre %18,5 artarak 1 milyar 89 milyon TL'ye yükselmiş. Piyasa beklentisi 1 milyar 80 milyon TL'nin hafif üzerinde gerçekleşti. Banka analistlerin beklentisinin daha üzerinde bir serbest karşılık ayırırken yine beklenti üzerinde bir ticari kar elde edilmiş. Dolayısıyla hem ticari kar hem de karşılıklar burada biraz daha sürpriz yapan taraf olmuş. Aselsan Motokar'ı da hızlıca aktaralım. Sonrasında enflasyon raporuna dair beklentileri Murat Gülkan'la konuşacağız. Dün geldiğin Aselsan'ın bilanço rakamı 3. çeyrekte net kar %79 artışla 1.15 milyar lira olarak açıklandı. Piyasa beklentisi burada 1.13 milyar TL'ydi. Dolayısıyla piyasa beklentisine paralel bir kar açıklandı. Aselsan'ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5.6 artarak 3.19 milyar TL'ye yükselmiş. Ocak-Eylül net dönem karı da geçen seneye göre %51 artarak 2.9 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Bilançonun etkisinin hisseye nötr olacağını düşünüyor analistler. Sınırlı negatif ya da nötr şeklinde yorumlanmış. Garanti ve Akbank için ise sınırlı pozitif şeklinde yorumlar vardı bilanço sonrasında. Son olarak Otokar'ı da aktaralım. Otokar tarafında ve Vestel Beyaz Eşya'da da bilanço rakamları geldi. Otokar'da yine pozitif bir bilanço var. Net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %44.7 artmış. 147 milyon TL'ye yükselmiş. Piyasa beklentisi 120 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşmiş. Şirketin 3. çeyrek kar rakamı ile beraber Otokar'ın Ocak-Eylül net dönem karı da geçen yılın aynı dönemine göre %7.6 artmış. Ve son olarak Vestel Beyaz Eşya
Buradan bir en çok düşenler ve yükselenlere de bakalım. Bu bahsettiğimiz bilançolar bakalım hisseleri nasıl etkiledi? Vestel Beyaz Eşya'da pozitif bir 3. çeyrek karı açıklamış. Orada da 359 milyon TL'lik piyasa beklentisine paralel yine 359.2 milyon TL'ye açıklamışlar. En çok artanlarda Kartonsan, TSKB, Goodyear, Deva Holding ve Eczacıbaşı ilaç olduğunu görüyoruz. Defansif dediğimiz ilaç sektöründeki yükseliş hafta başından itibaren devam ediyor. Hem vaka sayıları artarken hem kapanmalar artarken bu dönemde ağırlıklı gıda ve ilaç eczane sektöründeki hisseleri görüyoruz. En çok düşenlerde ise GYO'lar var. Bugün Gözde Yatırım Ortaklığı, Akiş GYO, ARD Grup Bilişim, Yataş, Net Holding şu an en çok düşenler içerisinde. Puan bazlı katkıyı da hızlıca ekrana getirelim terminal üzerinden. Bakalım oradaki hikayede hangi hisseler var. Puan bazlı borsadaki %0 nokta şu an 32'lik düşüşe karşın Akbank ve Garanti Bankası bilanço sonrasında borsaya biner puan, toplamda 2300 puan aslında bir katkı sağlıyor. İki tarafta da çok hızlı bir yükseliş var. Hem Akbank'ta %2.47 hem de Garanti Bankası'nda şu an %1.9'luk bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Ve gidelim buradan hemen Murat Gülkan'a. Hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Biraz beklettik sizi hatta bilançoları paylaşırken, kusura bakmayın. Şimdi enflasyon raporu öncesinde özellikle fiyatlamalara baktığımızda borsa tarafında da kur tarafında da çok da bir iyimser bir fiyatlama yok. Zaten hafta başından itibaren biraz merkezin geçen haftaki sürpriz kararı, bir miktar küresel satış ve biraz da jeopolitik riskler zannediyorum ki Türkiye özelinde fiyatlanıyor. Bugün Başkan Uysal ne söyleyebilir ve sizce piyasayı değiştirir mi söyleyecekleri? Söyleyeceklerim ben sınırlı bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Yani belki hala bir faiz arttırımı ihtimalinden bahsedebilir. Bu kapının hala açık olduğunu söyleyebilir. Ama tabii geçen hafta piyasanın hayal kırıklığının zaten büyük ölçüde fiyatlara yansıdığını görüyoruz. Burada tabii piyasa açısından şu unsurlara bence dikkat etmek lazım. Normal şartlarda Merkez Bankası faiziyle bu kadar yakından ilgilenmesinin sebebi bu faizin piyasadaki reel ekonominin maruz kaldığı diğer oranları etkileyebilme gücünden kaynaklanıyor. Yani Merkez Bankası faizi normal şartlarda piyasadaki işte kredi, mevduat gibi diğer fiyatlamalar için bir çapa teşkil ediyor. Biz bunu daha önce başka dönemlerde de görmüştük. Mevcut konjonktürde Merkez Bankası faizinin piyasa faizlerine çapa vazifesi görmesi veya bunları etkileme kabiliyetini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Bunu nereden görüyoruz? Dönüp bakıyoruz piyasaya. İşte son belki 3-3,5 aylık dönemde örneğin kredi faizleri zaten %8-9 bazı durumlarda belki 10 puan kadar yükselmiş durumda. Mevduatta daha sınırlı olmakla beraber yine bir işte yaklaşık 4 puan civarında ortalama bir artış var. Hal böyle olunca sanki bu kararıyla Merkez Bankası hem yardan hem serden oluyor gibi. Yani faiz arttırmayarak reel ekonominin daha ucuz krediye erişimi sağlansın, ekonomi canlansın amacı da gerçekleşmiyor. Piyasada sermaye piyasasının özellikle baktığı zaviyeden de belirsizlik ve risk primi de artmış oluyor. Dolayısıyla biraz talihsiz bir konjonktürden geçiyoruz. Merkez Bankası açıklamasıyla belki bunu kısmen törpülemeye çalışacaktır. Peki şimdi Murat Gülkan şunu da sorayım. Şu an bulunduğumuz seviyeler, özellikle kurun bulunduğu seviyeler şu tartışmayı da beraberinde getiriyor. Yani tabii ki hükümetten ya da Merkez Bankası'nın direkt bir kur kontrolü gibi bir görevi olmamakla beraber bir yerde mali politika, bir yerde para politikası, enflasyon, bütçe gibi tabii ki öncelikler var. Fakat kur geçişkenliğinin enflasyona doğuracağı yan etkiler, kur tarafından cari açıkta yan etkiler, merkezin rezervleri gibi birçok konu tartışmaya açılıyor. Dolayısıyla ben biraz o tarafı sorayım. Hani sadece piyasa olarak dolar TL yükseldi, Türkiye ekonomisi çok kötüye gidiyor değil de biraz daha derine indiğimizde o yan etkileri hangi vadede nasıl göreceğiz? Tabii aynen de belirttiğiniz gibi yani kur artışının zararlı yan etkileri hepimizin malumu. Buna üstün ilave olarak tabii son dönemde sistemde yani Türk bankacılık sisteminde yaşanan dolarizasyon da hepimizin malumu. Yani tasarruf sahipleri artan bir ölçekte tercihlerini DTH'tan yana kullanmış durumdalar.
Normal bir dünyada biz bu DTH'ların çözülmesini arzu ederiz. TL'ye olan güvenin artmasını arzu ederiz. Yerli ve yabancı yatırımcıları döviz satarak, dolayısıyla Merkez Bankası'nın tekrar rezerv biriktirdiği bir patikada TL'ye olan güvenin artmasını bekleriz. Mevcut konjonktürde tabii bu kur volatilitesi çok kısa dönemde, yani geçen hafta işte 7.70'e kadar düşen kur şimdi 8.20'nin üzerinde, yani bir haftada 50 kuruş artış çok yüksek bir volatilite. Benim endişem bu kadar yüksek volatilite dövize geçmiş olan yatırımcıların, tasarruf sahiplerinin, yerli ve yabancı paydaşların bu tercihlerin iyice kemikleşmesine yol açtığı yönünde. İnsanları tekrar TL'ye geçirmek için çıta maalesef yükseliyor bu risk primi arttığı için. Bunun da dikkate alınmasını ümit ediyoruz. Peki son sorum da şu olacak Murat Gürkan. Bu dönemde özellikle portföyler seçilirken tabii döviz ve altın tarafına çok fazla ağırlık verildi. Elbette getirilere baktığımızda yatırımcı çok da yanılmamış. Yani dolarizasyon çok yüksek diyoruz ama enflasyon karşısında da gerçekten parasının değerini koruyabilmiş dövize ve altına yatıranlar. Şu anki seviyeler bunu gösteriyor. Ne zaman Türkiye TL mevduatta ya da borsada ya da tahvillerde, yani Türk enstrümanlarında bir hikaye yaratabilecek sizce? Evet, yani tabii bu döviz yönünde kullanılmış olan çok kuvvetli tercihin madalyonun öbür yüzü esasında bir normalizasyon olması durumunda TL'ye gelebilecek yüksek talebi de, potansiyelini de bize gösteriyor. Burada tek cümleyle ifade etmek gerekirse, yani ben bunu uzun zamandır savunuyorum ve dile getiriyorum. Türkiye'de enflasyonun düşeceğine dair inandırıcı bir duruş ortaya konulduğu zaman bir sürü diğer problemimiz otomatikman bunun beraberinde çözülecektir. Aksi halde biz enflasyonu düşürmüyoruz, tercihlerimizi başka yönde kullanıyoruz. Ama buna karşın herkesin enflasyon düşmüş gibi davranmasını ümit ediyoruz ve tabii ki bu gerçekleşmiyor. Yani hadisenin merkezinde bana göre enflasyon. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için bizimle. Murat Gürkan'ın görüşlerini aldık. Şimdi de bilançolara devam edelim. Afyon Çimento'nun kar rakamı geldi. Üçüncü çeyrek karı 9.8 milyon TL gibi bir rakam. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 16.7 milyon TL bir zarar kaydetmişti. Dolayısıyla Afyon Çimento'nun üçüncü çeyrek karı pozitif karşılandı analistler tarafından. Hisseye de yansımasının %2.13'lük yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Alarko Carrier yine pozitif bir bilanço geldi. Oradan da 2020'nin 3. çeyrek net dönem karı 27.9 milyon TL oldu. Geçen sene aynı dönemde kar 5.8 milyon TL. Dolayısıyla Alarko için de pozitif bir kar açıklandı. Anadolu Hayat Emeklilik'te de 3. çeyrekteki net dönem karı konsolide rakam 138.1 milyon TL. Yıllık bazda %43.8'lik bir artışa işaret ediyor. Analistlerin yorumları nötr şeklindeydi. Hissede şu an %1.28'lik bir düşüş olduğunu bilanço sonrası söyleyelim. Anadolu Hayat Emekliliğin bilançosunun hemen akabinde hissenin performansı. Geçelim buradan Eczacıbaşı İlaç'a. Orada da Eczacıbaşı İlaç'ta da 141 milyon TL'lik bir net dönem karı elde edildi. Piyasa beklentisinin üzerinde bir kar rakamı ve 3. çeyrekteki artış da %11.4 aslında. Satış gelirleri de geçen yıla göre %11.4 artmış. Zaten pandemiden ötürü ilaç sanayindeki hisselerin yükseldiğini söylemiştik. Bu dönem defansif demiştik. Bilançoda pozitif gelince şu an hissede de %1.41'lik bir yükseliş var ve bizim toptan deyip tamamlayalım bilançoları. Orada da bizim toptanda da 9 milyon TL gibi bir net kar rakamı var. Piyasa beklentisine paralel. Analistler hisse etkisi nötr demesine karşın bugün bizim mağazalarının %1.40 yukarıda olduğunu paylaşabiliriz. Bilançolar böyle geldi. Ekonomi gündeminde enflasyon raporu var. Saat 10.30'da biz de kameralarımızı Merkez Bankası'na çevireceğiz. Ve son olarak programı kapatmadan önce TÜİK'ten önemli bir son dakika geldi az önce. Onu da aktaralım. Yönetmenimiz de hemen grafiği verirse ekonomik güven endeksi açıklandı. Ekim ayında 92.8 ile diğer göstergelerden farklı olarak son çeyreğe dair aldığımız ilk pozitif sinyal bu. Çünkü yükselişi gösteriyor. 88.5'tan 92.8'e geldi ekonomik güven endeksi. Bu yükselişin sebebi de alt kırılıma baktığımızda reel kesim güven endeksi ağırlıklı olarak perakende ticaret sektörünün yükselişi ve inşaat sektörü güven endeksiyle gelmiş diyelim. Programı burada kapatalım ve yatırım bültenine açılış sözüne sözü bırakalım.